Hanımlar beyler, Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala hoş geldiniz. Ama bu açıklamaya, bu girişe ilave bir şey daha söylemem gerekiyor. O da şu: Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videoları aynı zamanda Türkiye'nin en doğru içeriğe sahip köpek eğitim videoları. Mesela ben size yalan yanlış bilgilerle kapsamlı köpek gezdirmeyi anlatabilirim. Köpek beslemeyi anlatabilirim. Derim ki şunu yapın, bunu yapın, bunu yapın. Salak saçma şeylerle sizin beyninizi doldurabilirim, zamanınızı çalabilirim. Öyle değil mi? Ama bizim derdimiz ne? Doğru bilgileri size aktarmak ve kapsamlı bir şekilde aktarmak. O yüzden süre sınırımız yok. Detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Şimdi bugünkü videomuzun konusu benim öğrencilerimden özellikle köpeğini kısırlaştırmak zorunda kalan, kısırlaştırma tavsiyesi alan ya da ne bileyim başka eğitmenler tarafından bu şekilde yönlendirilen kişiler çok fazla olmaya başladı. Kısırlaştırma acaba köpek eğitimi için gerekli mi, faydalı mı? Bunun üzerine konuşacağız. Acaba kısırlaştırmasam olmaz mı? Kısırlaştırılmayan köpek eğitilmiyor mu? Bunun üzerine konuşacağız. Neden? Çünkü ben gerçekten artık sıkılmaya başladım. Gidiyorum, dünya tatlısı köpek. Mesela bir poodle'a gidiyorum. Aman tanrım ya. Böyle bir renk yok. Boyut güzel, renk güzel, tip güzel, harika, tam ırk standartlarında. Müthiş diyorum ya. Kısırlaştırdık diyorlar. Neden diyorum? Kısırlaştırılınca daha iyi eğitiliyormuş diyorlar. Ondan sonra başka bir gün gidiyorum Golden. Dünya şekeri. Diyorlar kısır bu. Dedim niye? Kısırlaştırılması sağlığına daha faydalıymış. E kim dedi? Veteriner dedi. Ya da ne bileyim başka bir gün bir yere gidiyorum. Ya da bana bir köpek geliyor. Bakıyorum. Kısır. Dedim neden? Hani yumurtalıkları mı inmedi köpeğin, neden yaptırmak zorunda kaldınız? Hani zaruriyet mi vardı? Çok agresifti diyorlar. Kısırlaştırın düzelir dediler diyorlar. Böyle artık cinlerin tepeme çıkmaya başladı ama tabii ki ben gidip de köpek sahibine kızacak halim yok. Onu o şekilde yönlendiren, çok affedersiniz, gerçekten hani canı yürekten söylüyorum, sinirlendiriyor. Sinirlenmek zorundayım yani, neden hayvanın hayatıyla oynuyorsun? Şimdi biraz sinirlendim, kusura bakmayın. Tekrardan fabrika moduna alalım. Vidalarımızı sıkalım, gevşeyelim. Şimdi zaten kısırlaştırmayla alakalı olarak kısırlaştırmanın yasal mevzuattaki yerini anlattım. Hayvanları koruma kanunu bize böyle bir yükümlülük veriyor. Tamam. Devletimizin bundan haberi olmayabilir. Köpek sahiplerine bilinçsiz üretim olmaması adına, ırk refahı adına, ıslah adına ya da hayvan sayısını kontrol edebilmek adına hayvanları koruma kanununda ve uygulama yönetmeliğinde kısırlaştırma zorunluluğu getirmiş olabilir. Mantık ne? Sen benim kayıtlı olarak, benim kontrol ettiğim üretici değilsen üretemezsin diyor devlet. O ayrı, o ayrı. Demek ki senin şahsi bir köpeğin varsa, apartmanlarda 3 köpek, 5 kedi, sınırımız da var bu arada. Sen böyle bir kişiysen ve köpeğini üretmiyorsan devletin kısırlaştır diye bir zaruriyeti yok. Zorlamıyor seni yani. Koyduk kenara. Gelelim kısırlaştırmanın hayvan sağlığı açısından faydaları, mahsurları. Faydası var mı? Yok. Var da çok cüzi. Misal, kısırlaştırın, testis kanserinin önüne geçersin. Ya testis kanseri zaten 200 köpekte bir karşılaşılan bir rahatsızlık. 200 köpekte bir karşılaşılan bir rahatsızlık olduğu için senin köpeğini kısırlaştırmana hiç gerek yok bence. Zaten bununla alakalı olarak yayınlanmış makaleler var. Bilimsel makaleler bunlar. Bununla ilgili olarak benim abonelerimin önemli bir kısmı Guardia Türkay'ı ve Ergun Turgan True Blood kanalını da takip ediyorlar. İki beyefendi de, hem Cem Bey hem Ergun Bey, kısırlaştırmanın sağlığa zararları, östrojen ve testosteron hormonunun vücuttan çekilmesi nedeniyle sağlığa verdiği zararlar üzerine detaylı videolar çektiler. Bununla alakalı olarak da izlemediyseniz o videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Tekrara girmemesi açısından ben buraya ufak bir giriş yapacağım sadece. Vücuttan testosteronu çekiyorsunuz. Erkek köpeklerde, dişi köpeklerde östrojeni çekiyorsunuz. Eklem rahatsızlıkları 4-5 kat artıyor. Obezite artıyor. Kanser riski artıyor. Artıyor da artıyor. Tamam mı? Dolayısıyla sağlığa da bir faydası yok. Varsa da çok cüzi. Olur da 200 köpekte bir testis kanseri olacak da köpeğin. Ondan sonra testisleri yok demek ki olamaz. Ona bakılırsa boksörlerinde hepsinin burnunun kırılması lazım. Önden ben senin burnunu kırayım. Neden? İleride belki burnun kırılabilir. Böyle bir mantık akla mantığa sığacak bir şey değil yani. Allah akıl fikir versin bunu tavsiye edenlere. Gelelim. Siz köpeğinizi eğitmek istiyorsunuz. Bir eğitmeni aradınız. Dediniz ki hocam benim köpeğim, işte anlatıyorsun. Misal 10 aylık Alman çoban köpeği Golden, kısır değil. Ve eğitmen dedi ki size
Olur mu? Mutlaka kısırlaştırın. Sonra bize gelin. Şimdi burada bu videonun özeti aslında 3 tane soru. 3. Bu 3 soruyu düşünmenizi istiyorum. 3 soruyu düşünmenizi istiyorum. Birinci soru şu. Ve size kısırlaştırma tavsiye eden köpek eğitmeninin ya da eğitmen olduğunu iddia eden kişinin duymak istediği şey şu. Tamam hocam kısırlaştırayım ama hangi veterinere? Öyle değil mi? Sonuçta siz kısırlaştıramayacaksınız. Bir veterinere gitmek zorundasınız. İşte o saatten sonra o köpek eğitmeni avucunu kaşır. Der ki ben bu işi yapmıyorum ama Ahmet var çok iyidir güvenebilirsiniz. Mehmet var çok iyidir güvenebilirsiniz. Ayşe var tavsiye ederim şu semtte. Hangi semtte oturuyorsunuz? Bağlıca'da. Orada şu var tavsiye ederim. Neden? Düşünelim. Al gülüm, ver gülüm. İngilizler ne diyor? Win win. Ben sana kısırlaştırma göndereyim. Sen bana eğitilecek köpek gönder. Başka nedeni yok. Allah'tan veterinerlerle böyle bir ilişkim yok da gönül rahatlığıyla sallayabiliyorum. Bizim biliyorsunuz veterinerimiz Medical Park Veteriner Kliniği bizim de sponsorumuz. Köpeklerimize sağlık açısından destek oluyorlar. Çok iyi çalışıyorlar ama şu ana kadar hiçbir öğrencim diyemez ki Can Hoca beni kısırlaştırma için Faruk Hoca'ya yönlendirdi diyemez. Çok iyi bir veterinerdir. Eklem rahatsızlığı olur köpekte yönlendiririm. Ameliyat gerekir yönlendiririm ama köpeğinizi kısırlaştırın diye yönlendiremem. Bu birinci soruydu. Köpek eğitmeninin duymak istediği soru. Hangi veterinere yönlendireyim? Gelelim ikinci soruya. İki ve üçüncü soruyu siz köpek eğitmenine soracaksınız. Mutlaka kısırlaştırmalısın. Kısırlaştırmazsan iyi eğitilmez. Kısırlaştırmanın şöyle şöyle faydaları var. Kısırlaştırın öyle bir eğitime getirin diyen eğitmene şu iki soruyu soracaksınız. Bir, hocam sizin köpekleriniz kısır mı? Öyle değil mi? Yani herhalde köpeği vardır köpek eğitmeni. Ha olmayabilir. Misal benim Cooper vefat etse. Allah korusun. Allah gecinden versin. İlla ki olacak da. Belki ben diyeceğim ki ya uzun bir süre bunun acısıyla köpek bakamam falan diyebilirim belki. Şimdi böyle bir durumda belki o sırada köpek eğitmeninin köpeği yoktur ama 3 aşağı 5 yukarı %90-95 oranında bütün köpek eğitmenlerinin köpeği vardır. Bu soruyu soracaksınız. Hocam sizin köpeğiniz kısır mı? Tabii ki size bu tavsiyeyi veren kişi diyecek ki tabii ki benim köpeğim kısır. Gidip de yumurtalıklarını kontrol edecek haliniz yok tabii ki. Gelelim ikinci soruya. Bunu mutlaka sorun. Yani bu videoyu izliyorsanız mutlaka bu ikinci soruyu köpek eğitmenine soracağınız ikinci soruyu mutlaka sorun. Hatırım kalır. Şunu deyin köpek eğitmenine. Ne yani hocam? Siz şu ana kadar kısır olmayan hiçbir köpek eğitmediniz mi? Siz o kadar aciz bir insan mısınız ki kısır olmayan bir köpeği eğitemiyorsunuz? Bunu bir düşünün. Ondan sonra kararınızı, bu soruyu da sorun. Ondan sonra kararınızı ona göre verin. Zira benim eğittiğim köpeklerde kısır da var, kısır olmayan da var. Kısır olan köpeklere uyguladığım yöntemle kısır olmayan köpeklere uyguladığım yöntem arasında hiçbir fark yok. Köpek köpektir. Dediğim gibi veterinerler ve köpek eğitmenleri arasında ticari ilişki olabilir. Olabilir. Onun dışında köpek eğitmeninin Ahmet'in yanına gitmiştir, eğitmenlik kursu almıştır. Oğuzhan'ın yanına gitmiştir, eğitmenlik kursu almıştır. Ondan öğrendiği, bilmediği şeyler olabilir. Kısır köpek daha iyi eğitilir, sağlığına yararlıdır diye bir hurafeyi duymuştur ve hiç aslını aslarını araştırmadan bu konuda size ahkam kesiyor da olabilir. Bu da iyimser bir bakış açısı tabii ki. Üçüncüsü, soracağınız soru basit yani. Hocam ne yani siz kısır olmayan bir köpeği eğitemeyecek misiniz? Bu kadar mı acizsiniz? Bu soruyu mutlaka sorun. Ondan sonra kararınızı ona göre verin. Özet olarak videonun sonuna geldik ama köpeğin eğitilmesi için kısırlaştırılmasına hiç gerek yoktur. Alakası yoktur. Köpekler güdüleriyle eğitilirler. Güdülerinin başında da ne gelir? 1. Açlık güdüsü. 2. Av güdüsü. Köpeği açken mamayla eğitirsin. Oyuncakla hızlandırırsın. Basit, oldukça basit bir yöntem. Onun dışında çiftleşme güdüsün var. Kızan olmuş bir köpeğin yanında erkek köpekle çalışma. Başka bir yerde çalış. Kokudan uzaklaştır hayvanı. Bu şekilde çalışırsan köpeğin dikkatini toparlarsın. Hani bilmiyorsan kısırlaştırmanın faydalı olduğunu söyleyen eğitmen arkadaşım. Benden ufak bir tavsiye. Onun dışında başka ne var?
kısırlaştırma ile alakalı, sağlıkla alakalı. Dediğim gibi Guardiya Turka ve Ergun Turkan kanallarındaki kısırlaştırmanın faydaları ve mahsurları ile alakalı video var. Bilimsel makalelere dayanan. Onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Son olarak yasa zorunluluk olan, eğer sen evde köpek üretmeyeceksen kısırlaştırmak zorunda değilsin. Tamam mı? O madde, o kanun maddesi, o yönetmelik maddesi bilinçsiz köpek üretiminin önüne geçmek için devletimiz tarafından kurgulanmış ve koyulmuş bir madde. Kurgulanmış biraz saçma oldu. Düzenlenmiş ve koyulmuş bir madde. Videomu buraya kadar izlediğin için çok ama çok teşekkür ederim. Salak saçma adamların lafıyla köpeklerinizi bıçak altına yatırmayın. Köpek eğitimi için kısırlaştırmanın bir gerekliliği yok. Ama köpeğinizi de, erkek köpek örnek veriyorum, yumurtalıklar aşağı inmemiştir, kısırlaştırın o zaman. Yani veteriner yapmak zorundayız, İleride kansere döner gibi bir şey söylemediği sürece gerek yok. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Doğru bilgiyi, detaylı bilgiyi çok daha fazla kitleye ulaştırmamıza katkıda bulunmak istiyorsanız eğer lütfen beğenin, lütfen paylaşın, yorum yapın. Daha fazla insan izlesin. Biz de daha fazla insanın, daha fazla köpeğin hayatına dokunalım. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.